Merhaba, Çift Pota'ya hoş geldiniz. Uğur Ozan Sulak'la birlikte. Aslında bir 10 dakika önce biz kendi programımıza başladık ama kayıt açık değildi. E, ki de değildi. E, değildi ve yani tabii ki onlar kayda girecek şeyler değil. E, biz kendi gündemimizi tartıştık. Hafif bir rahatlama sonrasında e, basketbol gündemi için Evet kayda hazırız. girdik. Evet, hazırız. E, nereden başlayalım bugün? Yani Hep sen e, Sadece Amerika'da değil, dünyanın dört bir yanında büyük heyecanı Sebep olan konferans finallerini tabii ki konuşacağız. <gülüyor> <gülüyor> referans, e, basketbol kalitesi denildiğinde referans seriyle evet. oluyor gerçekten. Ya şimdi şöyle hani dilerim bundan sonraki yıllar için bir ders e, niteliği taşır bu. Bir ders olur kural koyuculara. Çünkü tüneye son şey olunca benim sinirim bozuldu. Trae hakemin ayağına basıp sakatlandı. Evet. Son çeyrekte oynadı oynamasına da bilmiyorum tabii sakatlığı etkiledi, ne kadar etkiledi yüzlüyüz. onu. Bir tane üçlü var yanlış hatırlamıyorsam e, soyunma odasından döndükten sonra çok rahat gözükmüyordu. E, hani tamam çok böyle şey bir sakatlık, kazayla olan bir sakatlık. Hakem e, biraz daha geride olması gerekirken onun geriye koşma kulvarı içerisinde işte ayağına bastığı bileği burkuldu. maçı izlemeyenler için anlatıyorum. Soyunma odasına gidip tekrar bandaj yapılmış. Ama yani bu playoff'un hikayesinin de bu olduğu açık. Hani biz geçtiğimiz haftalarda da konuşuyorduk. Biraz bazı takımları neden değerlendirmiyorsunuz ve sürpriz şekilde elenen takımların üzerinden çok okuyorsunuz şeklinde. Ee, hani zaman zaman süreyle de bağlantılı olarak çok ayarlayamadığımız da oluyor ama bu playoff'un genel hikayesi zaten sakatlıkların... Böyle suyun yönünü değiştirmesi ve başka yerlere yönlendirmesi oldu akışı. Yani Clippers mesela yani konuşacağız zaten de 4-1 diyelim ki kaybedecek seriyi. Ne Hı -hı. diyeceğiz ki Clippers'a? Yani, öyle yani. Yani Cavalier'ın oynamış seriyi. Hani zaten ilk iki tur hani 2-0 geriye düşmesi eleştirilebilir vesaire ayrı konu ama hani burada Phoenix'in başarısını küçültmek açısından değil sadece hani net bir parametre olmuyor. Yani hani Clippers bu seriyi kaybettiğinde hani Phoenix hani 4-1 geçti, müthiş oynadı demek bence pek mümkün değil. Yani son maça baktığımız yani 4. maça baktığımızda tabii oradan başlayalım. Hani ne kadar ne kadar yorgun olduğu Clippers'ın e, ortadaydı. Yani son çeyrekle alakalı galiba ulusal televizyonda yine bir istatistik gelmişti. İşte go ahead şutlar yani öne geçme şutları. Onda 0 atmış Clippers. Ya yani bunu sadece bence yani şartlara ya da maçın akışına bağlamak mümkün değil. Mental olarak yani psikolojik olarak işte fiziksel olarak neyse yani baktığınızda Clippers çok yorgun bir takım. Haklı olarak çok yorgun bir takım. Ve burada ben playoff'un başından beri zaten söylüyorum. Hani çok eleştirilen bir koç kariyeri boyunca Ataydu. Eleştiriyi de hak etti bence. Ama yani bu playoff'ta iyi iş çıkarttı bana göre ne olursa olsun. Ve mesela Phoenix'in işte kısa beş alternatifi yok. Yani Aiton mutlaka sahada kalmak zorunda Phoenix'te. Çünkü Phoenix'te Sharic ya da işte Torrey Craig'li beşler. Kriprs'in iyi oynadığı oyuna, yani Kriprs'in kendini rahat hissettiği oyuna alternatif üretebilecek oyuncular değil bence. Hı hı. O yüzden yani Aiton'un çok ekstra performansı gerekiyordu ki yine verdi o performans. Zaten böyle giden maçlarda, yani sıkıntılı maçlarda, işte 80'ler, 90'ların hani zor bulunduğu 80'lerde kalınan maçlarda e, her zaman hani 5 numaraların istatistiklerinin biraz daha şiştiğini görürsün. Çünkü ikinci kez hücum eden takımlar genellikle bu tür maçlarda avantaj sağlayırlar ki Monty Williams da söylemiş aynısını yani e, hatta işte esprili başlıyor. Kafamda bir saç olsaydı o da muhtemelen dökülecekti vesaire gibi bir e, başlangıç yanlış hatırlamıyorsam orada da Aiton'a kredi veriyor. Çünkü gerçekten onun serisi, onun maçı oldu ama Clippers'ı burada eleştirmek mesela e, bence hiç mümkün değil. Yani Clippers'la alakalı ben olumsuz hiçbir şey söylemem bu seride. Ya yok ben sana bir şey söyleyeyim. Bu sabah gördüm galiba ya da dün gece işte Paul George bir Paul George eleştirisine karşılık veriliyordu. Hı hı. Ee, yine son maçta kötü atmasından yola çıkılarak işte Paul George'la alay eden bir tweet'e şey diyor. Abi tabii, bir de son 34 günde 17. maçı aynen, olmuş Paul George'un. Çünkü şöyle oldu. Dallas serisi zaten 7 maça gitti. Yani o seride sadece ilk maçtan ikinci maça 3 günlük mü ne boşluk vardı ya da 2 günlük. Ondan sonra pıt 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 oynadılar. şeyde 7. maça gitti. Bir gün ara verdiler Utah'a başladılar. O da 6'ya gitti. Ondan sonra da şey devam etti zaten. Clippers Phoenix serisine devam etti. Paul George'un bu seride bence eleştirilebilecek tek şeyi attığı de 0. O kadar. Hı hı. Yani onu da şöyle eleştirebilirsin. Şu perspektiften eleştirebilirsin. de 0 atılmaz mı? Hatta hangi oyuncular yani NBA tarihinde kaç kere karşı karşıya kaldı benzer durumda. Ama yani işte e, kendi getirdi zaten maçı oraya. Yani bir süperstar orada noktayı koymalı. Yani o, o perspektiften bakarsan eleştirebilirsin belki. Ama zaten hani maçı o noktaya getiren oyuncu da Paul George. Son çeyrek performansıyla birlikte. O yüzden hani Clippers'la alakalı e, hani hayal kırıklığı olabilir. Ne bileyim e, bu takımın daha ileriye gitmesini bekleyenler olabilir. Vesaire vesaire ama ya Kawhi yok abi. Kawhi olmadığı bir denklemde ya, takımın zaten ben Kawhi olsa dahi çok yeterli bir kadro olduğunu düşünmüyorum. Ki Reggie Jackson, Terence Mann çok ekstra oynamışlar. Yani evet. Çok ekstra oynadılar. Oynamaya devam ediyorlar. Neyse. Hani Zubats'ın bu e, bu seride biraz eşleşme bulmasıyla birlikte çok iyi oynadığı bir maç var. Ee, herkes kendi performansını belki iki kademe üstüne çıktı Clippers'ta. Ona rağmen yetmiyor yani. Kawhi Leonard olsaydı ama hani bu seriyi net bir şekilde Phoenix geçer miydi? Ben pek emin değilim. Ben de, ben de değilim. Yani Kawhi Clippers tabii ki başka bir şey oluyor ve mesela oyunun şu anda çok yılmış olduğu orta mesafede de bir anda Clippers daha avantajlı <laughs> hale gelecekti. E diğer tarafta mesela Phoenix Suns'ta da e, Chris Paul'un da Devin Booker'ın da çok zorlandığını <laughs> görüyoruz çok yakın birebir bir savunma karşısında yani Clippers aslında Sans'ı e, sınırlamayı başardı. Yani onların o top trafiğini de iki maçtır epey bozmuş durumda İşte Devon Booker. Belki sakatlığının ve maskeyle oynamasının da etkisiyle zaten çok rahatsız durumda. Hatta maskeyi attı. E, maçın son bölümünde e, Chris Paul çok çok e, en iyi durumunda değil hatta onun uzağında. Ya fakat Clippers'ın eldeki kaynaklarla rakip takımın Phoenix'in çıtasını ne kadar aşağı çekerse çeksin Yetsin. onun üzerinden e, atlayacak bir şeyi bile yok. Hücum potansiyeli bile yok şu anda. Ortaya da bu çıkıyor. Yani üzücü tabii ki konferans finalinde hani e, şeyi yanlış anlıyor insanlar İşte Phoenix konferans finaline çıktı kötü mü? Hayır Phoenix'in kötü. E, ya da Devon Booker'ın işte diğer tarafta Trey Young'ın Atlanta'nın yeni isimlerin konferans finalinde bu sahnede olması tabii ki kötü değil. Ama mesele burada sakatlıkların çok belirleyici olması. Yani Phoenix Finale artık bir maçı kaldı. Bu gece muhtemelen bitirir. Benim tahminim o. Ben de öyle düşünüyorum. Ee, Phoenix finale çıktığında 3 turu da majör bir sakatlığın yardımıyla, majör bir sakatlıktan rakip takımın çok bozulmasıyla geçmiş olacak. Şimdi bunu göz ardı edemeyiz abi. Bunu göz ardı edemeyiz. Phoenix Suns da e, daha ufak çapta sakatlıklardan etkilendi ama bu playoff'un hikayesi de maalesef bu oldu. Ve hikaye bu olunca da zaten işte karşımıza şu batı finalindeki dördüncü maç çıkıyor. Yani... Bu dördüncü maçta evet çok iyi savunma yapıldı ama bunu savunma kalitesi üstünden değerlendiremezsin. Yok canım yani hiç bence de savunmayı överek yani bu yaşanan şeyi açıklamak çok mümkün değil. Yani son çeyrek daha doğrusu yani ikinci ben son yüzdelere baktığımda bir yüzde 17 ve yüzde 22 idi galiba üçlükler yani yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Yani ikinci yarıda kaçan şutları düşündüğümüzde e, yani pek savunmayla bir alakası yok onun. Yani artık takımlar hem yorgunlar özellikle Clippers perspektifinden ben değerlendireyim. Ya Clippers gerçekten artık gitmiyor yani. Ayaklar gitmiyor. Hı hı. Haklı olarak ve e, o bahsettiğim istatistik yani işte onda sıfır öne geçirecek takım öne geçirecek basketlerin 10 tanesinden bir tanesini atamaz mısın ya? Ya hep mi e, şey oldu yani o anlık oyunun akışında yani iyi bir savunma geldi karşısına. Ya, tek buraya bağlamıyorum elbette ama Clippers'ın Phoenix karşısında 3-1 geriye düşmesi yani Phoenix'in başarısıyla ya da Aiden'in oyunuyla sadece açıklanabilecek bir durum değil maalesef. Keşke öyle olsa. Son bir şey söyleyeceğim. Demin bahsettiğim konuya dönerek. Yani NBA yönetimi evet. Konferans finallerini tabii yayıncılara göre ayarlıyorlar. Bir kere onu söylemek gerekiyor. Şimdi her sene iki konferanstan bir tanesi ABC'nin ve ESPN'in aynı grup. Diğeri ise TNT'nin oluyor. Onlar da e, yıl yıl el değiştiriyor. Yani, yani bu sene mesela Doğu Konferansı TNT'de, Batı Konferansı ABC'de. Seneye ters olacak. Hı -hı. Doğu'yu ABC verecek bu defa. E, ABC malum pazar günleri <laughs> 22.30 şeyine çok önem veriyor ya da e, 22.30 değilse de pazar vereceği, pazar prime time'da vereceği Amerika saatiyle maçlar onlar için değerli. E, dolayısıyla konferans finalini pazar günü başlatmak istediler. O yüzden zaten Utah Clippers serisinin 6. maçından sonra bir gün ara verip Phoenix'te zaten dinleniyordu. Hemen Clippers'ı tekrar başlattılar. Şimdi bu işin ucunda tabii milyon dolarlar var. Yani e, bu ulusal yayıncıların NBA'ye ne kadar para akıttığını hatta bir sonraki şeyde daha da artması bekleniyor. Biliyoruz NBA'de buna kolay kolay sırt çeviriyor, çeviremiyor ama playoff tahmini bu kadar sıkıştırdığında işte az önce bahsettiğimiz şey ortaya çıkıyor. Yani Paul George'un ve Clippers'ın 34 günde 17 maç oynaması. Yani sakatlıklarla falan da birleştiğinde, biraz beraberinde rotasyon daralması geldiğinde, artık konferans finallerinde senin elindeki en kaliteli takımlar ve en kaliteli oyuncular bir basketbol müsabakasından ziyade bir böyle survival mücadelesine girdikleri zaman o şey oluyor. Hem haksız rekabet ortaya çıkarıyor, hem de yani izleyiciden de bence bir şeyler alıyor. Bu sene yaşadığımızı ben öyle değerlendiriyorum. Adil de değil, şöyle adil de değil. Şimdi Bucks 7. maç oynadı diğer seride. Hı, hı. E, burada geç başladı. E, ve serisi yani bilemeyiz tabii ki. Belki orası da 4-1 bitecek ama eee yani uzama ihtimali bence daha fazla. Bucks At Atlanta serisinin şeye göre Phoenix Clippers'a göre şu aşamada e, yani o da sonuçta adil bir durum değil bence. NBA finali öncesi yani Phoenix çok daha ekstra dinlenmiş olacak. NBA o açıdan da bence yıllardır standardı sağlayamadı. Hatta ben playoff takviminde en çok eleştirilecek şeyin belki de yegane şeyin takvim açısından söylüyorum. Hani bu olduğunu düşünüyorum çünkü yani bir, seri seride üçüncü maç zamanı gelmişken diğerinin ilk maçı oynanıyordu. ya yani konferans finalinde bu olmaması lazım. Tam bir maç geriden gidebilir ama yani arada iki maç fark evet. olamaz yani olmamalı. Bu, bunu yani gerekirse yayıncıyla falan da konuşup bir Farklı şekilde ayarlayabilmeleri gerekiyordu. Şu anda çok yakınız o saçmalığa mesela. Evet. Hani evet. Dediğimiz gibi bu gece muhtemelen bir tanesi bitecek. E, ertesi gün Atlanta 2-2'ye getirse 2 -2 ondan sonra iki tane daha maç var ve aralıklarla birlikte. Bu defa da NBA finalinde taraflardan bir tanesi çok dinlenmiş, tazelenmiş. Öbür hafta Perşembe günü başlıyor Hı. NBA finali. Her halükarda. 22'sine kadar ya. uzayabilir. Evet. Yani ne ortaya çıkacağı belli değil. Peki doğuyla devam edersek şimdi... E, 1-0'ı konuşmuştuk biz en son. Atlanta'nın kazandığı maçı konuşmuştuk. Ondan sonra zaten ikinci maç çok maç olmadı. İlk yarıda bitirdi Milwaukee Bucks. İşte ikili oyunu biraz daha iyi savunduklarını gördük. Ee, i̇yi de hücum edince zaten Milwaukee yani Atlanta erken çözüldü o gün. Dün enteresandı maç. Yani maçın başından e, son periyodun işte yine başına kadar şöyle gelişti. Atlanta mesela süper başladı. Sonra Milwaukee'den seriyle bir yanıt verdi. Atlanta ondan sonra tekrar bir seri yakalıyor. Milwaukee karşılık veriyor. Atlanta seri, Milwaukee karşılık. Ve genelde de bu serilerde Atlanta'nın mini serilerinde işte onların dış atışları Hı -hı. E, faktör oluyordu. En fazla da elbette Trey Young. Milwaukee ise e, boyalı bölgeye girerek, orayı zorlayarak zaten çok büyük bir fizik üstünlükleri var. Ve özellikle erken hücum edip içeriye girme fırsatını daha rahat bulduğunda o serileri elde etti. Son çeyrekte de Chris Middleton duruma el koydu. Tabii biraz önce sözünü ettiğimiz konuda etkiliydi. Yani Trey Young'ın 3. periyodun sonlarında hakemin ayağına basması, soyunma odasına gitmesi. Ki serilerden biri orada geldi zaten. Bucks e, yani Bucks'ın skoru e, kendiliğine çevirdiği bölümlerden biri sakatlığın çıkışı. Aynen. Sonra Atlanta son periyodun başında, başında bir toparlanmıştı. Yani. E, orada galiba Galinari faktördü. 7 sayıya çıktı fark. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, o e, Galinari o bölümü iyi oynadı işte. O Kongunun savunmada ve hücumda kritik işler yaptığı bir bölüm hmm, var son evet, periyodun son başında. başında. Clint Capella da o noktada dinlenme fırsatı bulmuştu ve hatta biz de şey diyorduk işte yani Trey Young soyunma odasından döndü. Hı -hı. E, döndü bir hani çok ciddi bir şey yok gibi gözüküyor. En azından bir dinlenme bölümünde orada geçirdi. Atlanta'da da vermedi momentumu. E, bundan sonrası için avantajlı olabilir gibi değerlendiriyorduk. Orada Chris Middleton müthiş bir performans gösterdi yani son periyodun işte 4 dakikası geride kalmıştı. Oradan itibaren 20 sayı attı son çeyrekte ve hatta son çeyrek 20-17. Chris Middleton 20, Atlanta 17. Trae Young aynı ritimle devam edemeyince Bogdanovic de çok kötü durumda açıkçası. Ayak bileğindeki sakatlık, pardon Biz... dizindeki sakatlık onu çok rahatsız ediyor belli. O da kötü durumda olunca yani Milwaukee sayı attırmadı pek Atlanta'ya. Şimdi ilk maçtan sonra konuştuğumuz bazı şeyler vardı. işte yani Brook Lopez'in işte drop savunması ki iki seriyi de birlikte konuşmuştuk orada. Ve hani Trae Young'un çok fazla alan bulması. Şimdi bu seneden örnek verelim. Dallas gibi ve Atlanta gibi takımlar sonuçta çok piker rol temelli. Yani Doncic ve Trae Young gibi iki oyuncu sistemde o kadar hani merkezdeler ki. Yani süperstarlar zaten ayrı konu ama e, hani takımın hücumunda tamamen karar vericiler ve onları oradan çektiğinizde Büyük sıkıntılar oluşuyor ister istemez. Şimdi bu tarz oyuncuları ikame etmek mümkün değil. Özellikle de playoff'ta. Trae Young'ın yani %20'lik %30'luk bir kayıpla dönmesi. Hücumda topu almayıp yani topsuz oyunda daha çok böyle kendini rahat hissedeceği bir, bir noktada olursa eğer. O zaman zaten hücumun ciddi oranda kalite kaybı yaşayacağını düşünebiliriz atlantıda ki döndükten sonra bir dönem öyle oldu. Ee, tabii ki oynayabildi, devam etti. Bu arada bir sonraki maçta oynayıp oynamayacağı da kesin değilmiş benim son okuduğum şeyler o, o en azından ya Atlanta tarafından. Yani Trae Young zaten vazgeçilemez bir oyuncu ama burada Milwaukee ne yaptı? Bence ikinci maçtan itibaren Giroldi'yi topa verdi. Yani Giroldi'ye topa baskı yaptı ciddi anlamda. Tam saha savundu e, Trae Young'u çoğu zaman ve yıprattı ister istemez. Ve burada ikili oyun çıkışlarında Brook Lopez'in işte o lob tehdidini düşünerek çok fazla da öne gitmediğini görüyorduk ama biraz daha serbest atış çizgisinde konumlanmaya başladı. Yani belki bir, bir buçuk adım ve perde çıkışlarında hem Yanis hem Middleton e, pas açılarını ve Trae Young'ın bulduğu alanları olabildiğince kapatmaya çalıştılar. Bence ilk maçla ikinci maç arasındaki sonrasında da devam etti zaten. En temel fark Trae Young'ın ikili e, oyunlar çıkışındaki alan bulmasını nispeten engelleyebildi Bucks. Tabii ki iç sahadaki maç yani Milwaukee'deki maç e, seyircinin de etkisiyle birlikte çok boğucu başladı. Bucks ve Yanis'in e, yine çok yoğun başladığı maçı ilk itibar ilk dakikasından itibaren hani tonu belirlediği bir karşılaşma. Onu zaten e, çok uzun uzadıya değer, değerlendirmeye gerek yok. Yani o maçın kopuşu nasıl oynandı belli. Ama burada şöyle bir durum var. Eğer e, Trey Young'ın yanına ikinci bir bolandır koyamıyorsanız Bogdanovic gibi o zaman başınız dertte. Çünkü kanat da savunamıyorsunuz. Hı hı. Yani mesela neyi konuştuk? Chris Middleton en kritik oyuncu Milwaukee'de. Neden en kritik oyuncu? Matchup yok. Chris Middleton'ın zaten performanslarına baktığınızda Bucks'ın kazandığı maçlar ve kaybettiği maçlar hepsinin hani ulaşmak çok kolay. Ee, kazandığı maçlarda hep çok iyi, %50'nin üstünde şut atmış mesela. Kaybedilen maçlarda hep %35, %34 sayısı aşağıda, verimliliği aşağıda. Yani Chris Middleton bu takımın tavanını belirleyen oyuncu. Aynen öyle. Chris Middleton All-Star seviyesinde oynarsa e, Bucks net bir şampiyonluk adayı. Yani artık bu noktadan sonra zaten şampiyonluğu konuşmayacaksan ne konuşacaksın? Ee, ve diğer tarafta yani Phoenix'e karşıdaki Phoenix'in kanat savunmacıları ayrı bir konu. Ee, oradaki match-up daha farklı olacaktır ama Atlanta'nın gerçekten cevabı yok. Yok yani hani Solomon Hill tek kanat savunmacısı belki de takımda. O da sağda kalamaz. Şut atamıyor çünkü. Şimdi Kevin Herter, Bogdanovic, mümkün değil yani eşleşmesi. Mümkün değil bu oyuncuların Chris Middleton'la eşleşmesi ve hani Middleton orta mesafesi olan, üçlüğü olan, postapı olan sadece bence oyun içerisinde e, işler kötü giderken fazla sinen bir oyuncu. Ya bir All Star'dan bunu beklememeniz lazım. Demar Derozan mesela kariyerinin başlangıcında o zaman All Star değildi ama ilk yıllarında böyle bir şey vardı. Yani verimsiz oynadığı maçlarda hani bir iki kere yine pull up denerdi. Şeyle bitirirdi mesela. 16'da 5'le, 20'de 7'yle ile falan bitirirdi maç. Şimdi dedi gerçi çok, çok, kötü olmadı da. Yani kötü oynardı yani. E, birkaç tane daha pull up denerdi bırakırdık. Chris Middleton aslında hani Tostapa gittiğinde de sonuç alabilecek bir oyuncu, Atlanta savunmasını düşündüğümüzde ve e, hani son çeyrekte zaten ortaya çıktı, 38 bitirdi galiba maçı, evet. e, yani müthiş bir performans, eklenecek bir şey yok bence oraya ekstra olarak. Bak zaten sürücü koltuğunda bu seri de, e, ben bu maçta başlangıcın Atlanta tarafında iyi olacağını e, düşünüyordum ama Trey Young'un sakatlığı bence beklenenden fazla sıkıntı yaratabilir. Çünkü öyle bir sakatlık ki Trey Young konumundaki oyuncularda dediğim gibi yani her şey sizin üzerinizden akıyorsa eğer evet. oradaki %20'lik pay bile takımın genel performansını çok aşağı çekebilir. Ee, benim kafamdaki soru işareti o. Yoksa e, hani Atlanta 2-2 dönse bile buradan ya da işte hani Milwaukee'ye karşı ilk maçı kazandı, ikinci maçı yakın kaybedip burada bir tane maç kazandıktan sonra ya o 40 40 olmasaydı diğer maç dahi ben hani 2-2 geleceğini düşünüyordum. Tabii şimdi sakatlık var. Görmek lazım diğer maçı. ben Milwaukee'nin her türlü favori olduğunu düşünüyorum ama hani Atlanta'da Trae Young'ın sıkıntısı eğer biraz problem yaratacak noktadaysa o zaman seri çok erken bitebilir tabii ki. Yani Trae Young, John Collins'i de etkiliyor. Tabii canım. Clint Capela'yı da etkiliyor, Kevin Porter'ı da etkiliyor. Eee işte Galinari çok şey yani değil. Galinari değil, şutunu kendi şutunu atıyor. bulabilir Aynen. ama belki Galinari'nin daha yükseklerinde oynamasını da etkiliyor. İşte Bogdanovic'e kadar etkiliyor. Özellikle Bogdanovic de maalesef sakatlık nedeniyle bu haldeyken. Yani 3 maçtır, 4 maçtır önceki seriye de gidersek açıkçası sahada zor hareket edebiliyor Bogdanovic. Dün mesela iyi başladı ama devam edemedi. Yani maç ilerledikçe de belli ki konforu çok azalıyor. O yüzden şey, e, ikinci top yönlendirici konusunda dediğin gibi çok sıkıntı durup yaşıyor Atlanta. Yani Lou Williams'ı da belli bir yere kadar oynatabiliyorsun şu aşamada. Ya bir de orada işte demin de söyledim. Yani de bence gerçekten parantez açmak lazım. Hani verimsiz gözüktüğü çok maç olmuş olabilir. Brooklyn serisinde özellikle. Hı -hı. hani Son maçında zaten son bölümünde ortaya çıktı. Ama mesela e, Kevin Durant'in şutu soktuğu pozisyondaki savunmasına da e, bence hani yeterince kredi verilmedi. Orada bir faal yapmamak çok zor. İki alanı olabildiğince kapattı zaten Cirolde Yani ikiliye gitti. Soktu Kevin Durant ama inanılmaz bir şut zaten. Kaç oyuncu dünyada atabilir o şutu. Ondan sonra bu seriye hani ilk maçta çok skorerdi. Ve ben ikinci maçtan itibaren Treyank sayı yüksek olabilir. Bu maçta da hani performansı vak skora baktığınızda iyi gözükebilir. Gerçekten çok yıpratıyor. Ve Cirolde'ye sahip olmak Bak'sın play kaderini kaderini net bir şekilde değiştirdi yani. Brooklyn serisi ve burası e, yani o bahsettiğim yani Brook Lopez e, geriye doğru kaçarken serbest atış çizgisinin biraz yakınında konumlanıyor. E, Middleton'la e, Holiday'de neredeyse orada hep dirsekteler. Yani o, o bölgeyi yoğun tutuyor e, Bak savunmada. Hani floater olabildiğince kesebilmek için e, işte ters tarafa zaten Young çok kolay dönebilen bir oyuncu e, ve bence orada hedeflemeleri daha iyi yapabildiler. Yani Brook Lopez'in sahada kaldığı sürelerde e, Mike Budenholzer'ın ikinci maçtan itibaren yaptığı hamleyle birlikte ki ikinci maçta şut da soktu zaten. Lopez hı hı. ilk maçtan farkı oydu. E, o süreleri iyi geçler. Çünkü benim aklımda şey vardı. Yani Lopez'in sahada kaldığı bölümlerde yani e, Trey Young'un olmadığı o 8-9 dakikayı mutlaka cebe koyması lazım baksın. E, oradan sonra bakacak. Çünkü 48 dakikalık bölümde senin Brook Lopez'i kullanmama gibi bir şansın yok. Atamazsın yani Brook Lopez'i. Yani Zubat'sın mesela zamanında atıldığı gibi. Atamazsın. Öyle bir şansın yok. O yüzden Lopez'i de verimli hale getirince Milwaukee seride net kontrolü aldı. Ee, peki biraz da Portland'da yaşananlara değinelim. Dün Billups'la <laughs> anlaştıkları duyuruldu. Bununla birlikte yalnız bir Lillard krizi belirdi Portland'da. Yani şimdi daha öncesine gidersek işte bu transfer döneminin hoş transfer döneminde başlamadan Portland'ın sezonu bittikten sonra, koç arayışı başladıktan sonra Damian Lillard'ın medyadaki yakın arkadaşlarından Chris Haynes'e verdiği bir e, röportaj da değil de bir böyle şey vardı. Şunu da benim adıma duyur Aynen. ricası. İşte işte Jason Kidd'i istediğine dair. Jason Kidd olmadı. Zaten Portland taraftarından, Portland işte kamuoyundan diyelim genel olarak tepkiyle karşılandığını öğrendik Jason Kidd'in. Ki o da Dallas'a gitti devamında. Ee, dün Chance Willaps oldu. Şimdi Chance Willaps'ın Lillard tarafından istenen koçlardan biri olduğu söyleniyordu ki Lillard da bunu ifade ediyor. Fakat e, başka bir haber de yine dün Chris Haynes imzalı olarak Lillard'ın süreçten epey rahatsızlık duyduğu yönünde ve e, hani transfer şeyinin de beklendiği gibi gelişmemesi halinde takımla görüşüp takasını isteyebileceği yönünde bir haber var. Bir taraftan da ee, sosyal medyada işte Portland taraftarları Demi Lillard'a Bilaps şeyiyle alakalı olarak tepki göstermişler. Lillard ya benimle alakam var gibisinden kendisini geri çekiyor. Ee, Chance Bilaps'ın yıllar önce 90'ların sonunda 97'de Boston'da oynadığı dönemde e, suçlandığı bir tecavüz olayı var. E, o dönemki takım arkadaşları işte Ron Mercer ve Antoine Walker'ın da işin içinde olduğu bir e, olay bunun da tekrar gündeme geldiğini ve Portland işte camiasında, Portland taraftar kesiminde diyelim, bunun da tepki gördüğünü görüyoruz. Neil Olshey konuyla ilgili konuşmadı takımın genel menajeri. Böyle bir karmaşa doğdu ve dünün haberi yani Bilaps Portland anlaşmasının da ötesine çıkan e, Damian Lillard'ın bu Chris Haynes vasıtasıyla Portland'da memnun olmadığını açık etmesiydi. Nereye uzayacak bu mevzu onu göreceğiz tabii. Ya Çok bence komik ve yönetilememiş bir konu bu. Çünkü şöyle, yani bilapsın olayını zaten konuşuruz. Onda komiklik bir şey yok. Ama e, bu açıklamalar, yani Chris Haynes'in girdiği haberler ve e, Damian Lillard'ın takındığı tut, e, tavır, mevcut e, süreci değerlendirişi e, biraz hayal kırıklığı oldu. Neden hayal kırıklığı oldu? Şimdi Neil Olshi şöyle bir şey söylemiş. 20 ya da 25 koç adayımız vardı. Ben ona da şaşırdım yani. Şu anda 25 tane koç bana say desen. Hani Portland'ı çalıştırabilecek kalibreyi geçtim. Hani boşta 25 tane koç say desen bana. Bilmiyorum ya yani kime gideceğim. Mark Ivar Ivaroni falan demen lazım herhalde. NBA koçlarının geçmişine gittiğinde. E, o da ilginç ve orada şansı bizim birinci adayımızdı zaten demiş. Ama olayın şöyle bir yanı var. E, Damian Lillard o Jason Kidd açıklamasını yaptığı zaman. bir Blaps'ı da söylüyor. Hı hı. Ben Chancey Chance ve işte J2'di istiyorum diyor ama bu. Jason Kidd sonra ismini çekiyor oradan. İşte Becky Hammond ve e, Chancey Bilaps. Aslında ana adaylar gibi e, Mike D'Antoni ile birlikte. Becky Hammond 3 numara, Mike D'Antoni 2 numara, Chancey Bilaps da 1 numara. Yani bu genel, genel menajer kademesindeki tercihler. Hı -hı. Ve Lillard'ın muhtemelen tercihi. Çünkü şöyle bir şey olmuş. Brian Mintors'un da haberi var. E, iş görüşmesinde yani Chance Blabs'ın işi alıp almayacağının hani belirleneceği görüşmede de da var. Yani şeyle katılmış, Skype'la katılmış görüşmeye. Hani diyor ya ben hiçbir şekilde hani bu süreçte şey olmadım, daha Yalan. Olmadı. Yalan. <laughs> Onun çıkmasının sebebi de bu tecavüz davası. Tecavüz davasını hani zaten sızdırılacak bir şey yok. Birçok kişinin bildiği bir olay ama ben de hani görene kadar e, aklımda çok net yoktu. Mesela işte Kobe Bryant'ın ya da Dwight Howard'ın hani yaşadığı sıkıntılar çok fazla medyada. Ben bilmiyordum açıkçası. Ben mesela. ben şöyle ben Antoine Walker'dan ötürü e, böyle bir 2008 2009'da falan hatırlıyorum öyle bir şey konuşulduğunu ama hani işte Ron Mercer Anton şey, olay şey olmuş zaten. E, bir komedi kulübünde hı hı. E, tanışmış bir hanımefendiyle Oradaki ekip Anton Walker'ın evine gitmişler. Ya yani Mağdur Hanım efendi hani şeye göre mağdur anlatılana göre tabii kanıtlanmamış bir şey olduğu için böyle ifade ediyor. Suç e ediyoruz. zaten şey olmuş sonrasında da anlaşma olmuş. Yani Anton Walker'ın e, o dönemki kız arkadaşı mı diyelim hani e, ev, ev arkadaşı zaten olayın içinde bir de kız Evet. Arkadaş... Evet. Yani işte Ron Mercer ve Chance Bilaps da olaya dahil oluyor. En azından mağdur kadının ifadesi bu yönde. İzleyicilerimiz lütfen yanlış anlamasın. Çünkü bu olayların e, hani değerlendirirken politik açıdan doğru olmak herkesin aklındaki ilk şey. Yani aman ben yanlış bir şey söylemeyeyim. İşte hani genel kanı neyse onu değerlendireyim şeklinde hepimiz böyle bakıyoruz. Ona çünkü bilmiyoruz olayı. Olayda şöyle bir şey var. Bir anlaşma olmuş. Yani tecavüz olduysa eğer ondan sonra da bir anlaşma olmuş ve hani e, mağdur ikna edilmiş parayla. Hı hı. Yani 97'de bu olay oluyor. 2000'de settlement var. Şimdi 3 yıllık bir süreç. Orada e ee, birçok oyuncunun, NBA oyuncusunun ya da birçok sporcunun artık olay büyümesin diye olay belki bilinenden farklı yaşandı ve hani para ödendi, kapatıldı. Chance Williams da muhtemelen bu yönden bir hukuki tavsiye almıştır. Ne yaşandığını bilmiyoruz ama bence Chance Blaps eğer bir şey yapmadıysa, yani bu olay e, onun başına kalan bir şeyse, o zaman çıkıp konuşsaydı. Ya hukuki açıdan ne bağlayıcılık var bilmiyorum ama Chance Blum suçsuz olduğunu, masum olduğunu düşünüyorsa çıkıp konuşsaydı. Eğer suçluysa da çıkıp özür dileseydi. Bu kadar yani Chance Blum'ın bu olayı görmezden gelmesi, onun aklındaki hani bu olayı küçültüyor fikrinden ziyade bence büyüten bir durum. Çünkü mesela biliyorsun Portland'ın sahibi şu anda vefat eden Paul Allen'ın kız kardeşi. Jody'di galiba ismi. Jude muydu? Jody, Jody Allen'dı galiba e, Jody Allen yönetiyor. Ve Jody Allen şeye çok kanalizeydi. Bir tane e, kadın koç getir Yani Becky olsun tarih yazayım. Hı hı. Ve Jody Allen böyle söylemesine rağmen ya yani takım sahibi. Takım sahibi böyle söylemesine rağmen Damian Lillard süreçte şansı bile laps öne koyduğu için Neil Walsh de zaten Damian Lillard'ın hani böyle yörüngesinde demek istemiyorum ama Damian Lillard ne söylerse orada artık onun olacağı tabii, bir Lillard gidene gelmiş. kadar takım sahibi Lillard'tır çünkü. E tabii yani, canım yani pratikte. E, Jason Kidd ve Chancey yok. Lillard bunları mı istedi? Bunlardan biri olacak. Belki biri diğeri için ikna edilebilir bir sürece girilir ama ya yani Beckham'ın o işin gitmeyeceği ortadaydı. İki numarada zaten Mike D'Antoni'ymiş. Beckham'ın olayını da hani konuşuruz. Bence artık yani rezalet diyebileceğim bir noktaya geldi. Çünkü Herkes şey diyor. Beki'yi de koyun listeye. Aha. Bir de Beki olsun. PR oldu. hamlesi olarak biz onunla da Aynen, görüşüyoruz. Aynen. Beki'yle de görüşüyoruz Kork'ta biz. Buraya bakın yakın herkes. Yani bütün NBA genelinde böyle bir mesaj veriliyor. Beki'nin yapacağı bir şey yok. Ne diyecek yani ben hani iş görüşmesine gitmiyorum, interview yapmıyorum diyecek. Diyemez tabii ki. Bence o da ayıp. Yani Beki'nin açısından ayıp. Ben üzülüyorum açıkçası. Çünkü hak ediyor yani. Hani bu kadar uzun süredir zaten Greg Popovich'in yanında yani Demi Lillard istemeyebilir ama sadece işte kadın erkek çatışmasına ötürü biraz daha zaman lazım biraz daha zaman lazım denmemesi lazım. Nereden biliyorsun zaman gerektiğini? Dünyada kadın koçlar için ya da herhangi bir pozisyon için birinin gelmesi adına zaman gerektiğine kim karar veriyor? Ya hak edip hak etmediğini mesela ben bilemiyorum belki Hayır. şeydir ama bu kadar fazla farklı takımla yani 10 takım falan oldu neredeyse. Ben hak ediyoruz şu yüzden söylüyorum. O pozisyondaki birçok kişi hak ediyorsa hı hı. otomatikman Beckham'ın da hak ediyordur. Aynı pozisyonda çünkü onlar. Da. Hani Beckham'ın şey değil ki, beşinci asistan değil ki. Hı hı. Yani NBA'de birinci ya da ikinci asistanların 3-4 yıl sonra e, bir koçluk almak için baş antrenör olmak için aday olduğunu ve bunu hak ettiğini düşünüyorsak böyle bir konsensus varsa o zaman Beckham'ın da buna dahil. Beckham'ın niye ya yani bir kadın koç e, gelmesin henüz zamanı değil böyle bir cümleyle neden karşı karşıya kalıyor? Ben onu anlamıyorum. Ama beğenmezsin, işte fikirlerin uyuşmaz, ideolojin uyuşmaz. O ayrı bir şey. Onu ben de bilemem. Dediğin gibi görmedik sonuçta. Bir tane koçluk yaptı. O maçta zaten normal sezon. Hı hı. Summer League'de koçluk yaptı. Ne kadar referans alabilirsin? O ayrı bir konu. Ama ya yani şuraya getirmeye çalışacağım. Damien Lillard bence biraz e, hatta bayağı kötü yönetti süreci. Kötü yönettiğinin farkında ve şimdi toparlamaya çalışıyor. Çünkü ben şeye katılıyorum, inanıyorum daha doğrusu. 97'deki o olayı Damien Lillard bilmiyordu. Yani Chancey Bilaps'ın tecavüz olayına karıştığını Damien Lillard bilmiyordu ve buna, bunun farkında olmadan bir şeyler söyledi. Takım yönetimine de, Neil Olshay'da ya da işte Judy Allen'a neyse. Bu ortaya çıktıktan sonra da tavrınız önemlidir. Ve orada işte hani bunun parçası olmadığını söylemesine gerek yok. Hı -hı. Bilmiyordum bilmediğim için bu görüşmeyi yaptım. Bu görüşmede bulundum. Bitti gitti zaten kararı GM ya da takım sahibi veriyor resmi olarak. Sen niye gidip bir de gidip bir tane gazeteciye ya Damien Lillard hiçbir şekilde bu sürecin parçası olmadı diye haber Mümkün mü ya böyle bir şey? Portland'da koç gelecek Lillard'a sorulmayacak. Yani kim inanır buna? Ya bir, bir kere yani böyle bir şey Chris Haynes için de kötü. Ya Chris Haynes bunu yazıyor. Bunu herkes görüyor. Nasıl bir kredi kalacak? İyice maşa oldu Chris Maş, zaten. Tabii canım. E, ya Damian Lillard da dediğin gibi kötü idare etti bu süreci ve anladığım kadarıyla hani rahatsızlık duyuyor ama bir taraftan da olayı o şekilde ifade etmek ve e, ne kadar şey yapmasa da tasvip etmese de, ne kadar tepkili olsa da şu anda bir lapsa yönüyle öne atmak istemiyor. E, bir çeşit kod ve tabii canım. bunu çiğnemek istemiyor. E, diğer taraftan tabii yani Zaten insanlar bayılıyor yaz dönemlerinde o sizin yaklaşırken bu tip e, büyük oyuncuların takası ihtimalleri üzerine konuşmaya. Fakat Damien Lillard'ın takası da öyle kolay bir şey değil. Şimdi bir takım gerçekleri ortaya koymak gerekiyor. Demir Lillard e, 30 yaşında. 31 yaşında hatta galiba. Yani 90 doğumlu, ekip 90 olması lazım. Tam olarak hatırlamıyorum ya da Ağustos olabilir. Ee, 2024 25 olması lazım son yıl kontratın. Evet 54 milyon dolar alıyor milyon, o sezon. Aynen. Yani gelecek sezonun başında zaten işte 31 yaşında olacak aşağı yukarı. Neyse. Ee, şimdi Lillard gibi oyuncuları istediği bir takıma takas etmek durumunda da olabilirsiniz. Ya da hadi kontrat uzun orasıyla ilgilenmiyoruz. Ee, ilgilenmediğini düşünelim Portland'ın. Haliyle Demir Lillard bugün NBA'in en özel oyuncularından biri. Ve Lillard'ı şimdi ilk etapta e, bu oyunculardan biriyle takımların takas etmek iste Portland'ın takas etmek isteyeceğini düşünürsün. Ama o oyuncuların hiçbirini alamaz. O oyuncuların hiçbiri şu anda masada değil. Yani atıyorum yani Lillard'ın en e, oyun olarak benzediği ismi örnek verelim. Stephen Curry zaten takas edilmeyecek Golden State tarafından. Trey Young. Trey Young takas edilmeyecek. E, farklı yaşlardan ve şeylerden pozisyonlardan örnekler verelim. Anton Davis takas edilmeyecek. LeBron James zaten kendi kendini takas etmeyecek, işte Devon Booker takas edilmeyecek, böyle uzayan bir liste söz konusu. ha İkinci alternatif ne? Yetenekli genç oyuncu, hı hı. Ee, çok da... genç olmasına da gerek yok. Hani biraz daha ara yaşta bir oyuncu da olabilir, yanında draft takları. Ama öyle de hem Lillard'ın kontratını karşılayacak şekilde, hem Portland'ı tatmin edecek şekilde ilk anda aklıma gelen biri yok. Bir tek Toronto var bence. Ee... Siaka falan mı dahil ederek? Ve Draft hakkı var biliyorsun dörtte. Evet. Bir tek Toronto ama ben neden yapsın Ujiri takası? He, ben şöyle söyleyeyim. E, Neil Olshi'yi de biraz biliyoruz. Gerçi hani bu tip bir durum farklı bir durum ama Toronto'dan Pascal Siakam artı draft hakkını talep eder. Tabii can İşte niye yapsın Toronto diyorum Hı. ben de. Hani sen takımları düşünürken aklıma geldi bir anda. Yukarıda draft hakkı ve hani bir tane yan, yan oyuncu değil de. Yani tam süperstar değil sonuçta. Yıldız, All-Star kalibresinde hı hı. Bir, oyuncu işine e, bir oyuncu var. Ve Portland'ın da işine yarayabilecek bir oyuncu. Ve Cap de var. Cap de var. Ne olursa olsun. Hayır, belki yani bu şu anda attığım bir şey. Tabii ki hiçbir görüşme falan yoktur. Ee, Portland için sadece şu söylenebilir. Bir koç içinde, bir genel menajer içinde çok iyi pozisyonda Portland. Neden? Gelecek seneyi katmazsak devam eden iki kontrat var. CJ McCollum, Damien Lillard. Hı hı. Ne kadar overpay olurlarsa olsun, ne kadar fazla para veriliyorsa olsun... Hep değeri var bu oyuncuların. Ve Lillard'la alakalı e, kontratta evet bir problem varmış gibi gözükebilir ama işte esas problem bence kontratının son yılına girildiğinde ona sahip olan takımın işte Chris Paul'da mesela, yani şimdi Chris Paul ayrı konu NBA ne gidiyor ama Chris Paul'da düşünemezdin <laughs> o dönem onu. Yani Huston'un verdiği kontrat. Yani Demir Lillard'a öyle bir kontrat verdiğin zaman bence esas problem olacak. Şu an ben hala biraz mesafeliyim. Yani Lillard'ı alabiliyorsam eğer bence 3 yıl daha hani ligdeki 10 MVP adayından biri gibi oynayabilir o seviyede olabilir diye düşünüyorum. Ama yani Portland'da yeniden yapılanma fikri eğer öne çıkacaksa ki bunun için de bence uygun ortamı iki tarafta yakaladı. Yani Lillard şu anda her ne kadar o taraftar sevgisini kaybetmek istemese de çünkü Portland Lillard ilişkisi artık tükenen bir ilişki. Yani NBA çevresine baktığımızda çok az örneğini görebiliyoruz. Yani Luka Doncic şu anda Dallas'ta hani müthiş bir başlangıç yaptı kariyerine. Supermax imzalamayabileceği konuşuluyor. İmzalamayabilir yani. Normal şartlarda düşünemezsiniz böyle bir şeyi. Yani bu başlangıç işte Dallas gibi bir organizasyon. Mark Cuban neyse yani imzalar ya yani, imzalardı. Ama e, Lillard ne kadar 30 yaşında olsa da hani yeni jenerasyon oyuncusu Hı. ve yeni jenerasyon oyuncularının iletişim kurmak istediği tarzda koçlar hani Billups işte Jason Kidd hani büyük oyuncu NBA şampiyonluğu olan ne bileyim işte oyun kuruculuktan gelen guard ve o iletişim modeli biraz daha farklı yani bunu başka programda da konuşabiliriz tabii ki ama Lillard'ın orada koç kararında eğer ona sorulmayıp farklı bir şey yapılsaydı bence kesin gidecekti. Yüzde gidecekti. Şu an bir geldi. Onun istediği bir şey bir aday ister istemez ama politik açıdan doğru olmaya çalışıyorlar şu anda iki tarafta. Olamazlarsa yine bitecek ilişki. McCollum Lakers çıkmış zaten. Bir ya da iki gün önce gördüm ben. Ha ne kadar olur bilmiyorum ama hani haberler çıkıyorsa eğer demek ki iş dağılmaya doğru ilerliyor ve Portland'ın e, yeniden yapılanma için kontratlara baktığınızda çok uygun bir yer olduğunu görebilirsiniz. Devam eden başka kontrat yok çünkü hı hı. bu iki oyuncu haricinde. Bakalım hareketli bir yaz. Böylelikle off-season'a da biraz girmiş olduk. Yani transfer Aynen. odaklı olarak yoksa koçları, koç değişikliklerini konuşuyorduk. Perşembe'de muhtemelen canlı yayın olur ve o güne kadar da gelişmeler devam ederse sorularınızı da yanıtlarız. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça Hoşçakalın.